Arkadaşlar merhaba. Ben vücut içi uygulamalarda kullanılan malzemelerin hangi özellikleri incelenmelidir ve hangi yöntemlerle karakterize edilmelidir konusunu anlatacağım. İlk olarak vücut içi uygulamalarda kullanılan malzemeler konusuyla başlıyorum anlatımıma. Biyomalzemeler, insan vücudundaki organ ya da dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemeler olup, metaller, seramikler, polimerler ve kompozitler olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Aşağıda 3 farklı fotoğraf görülmekte. Bunlar ilk olarak titanyum alaşımından yapılmış protez takımları, ikinci şeklimizde orta kulak implantı ve üçüncü de çeşitli türde yapılan yapay gözler olarak karşımıza çıkmakta. Bunların hepsi ayrı ayrı bizim vücut içi kullandığımız malzemelerimizdir. Bunların önemli görevleri, vasıfları bulunmaktadır. Biyomalzemelerde en önemli özellik biyouyumluluk olup kendisini çevreleyen dokuların normal değişimlerine engel olmayan ve dokuda istenmeyen tepkiler, iltihaplanma, pıhtı gibi oluşturmayan malzemelerdir. Araştırmacılar biyouyumluluk terimini biraz genişleterek biyomalzemenin yapısal ve yüzey uyumluluğunu ayrı ayrı tanımlamışlardır. Yüzey uyumluluğu bir malzeme vücut dokularına fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak uygun olmasıdır. Yapısal uyumluluk ise malzeme vücut dokularının mekanik davranışını sağladığı optimum uyumdur. Burada karşımıza çeşitli biyo malzeme örnekleri görülmekte. Yine yapay gözler, diş protezleri, implantlar, vücut deri altı uygulamalar, bazı kobaylara uygulanan deneme amaçlı yine yapılar, iskelet sisteminde kullanılan yine yapılar. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde de burada temel bilimlerden klinik uygulamalara giden yol olarak verilen bir şemamız karşımıza çıkıyor. Yani ilk başta fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi olarak genel bilimlerimiz verilmiş. Yapılan araştırmalar bu bilimleri zaten neticesinde ışığında gelişen şeyler. Daha sonra biyomedikal cihaz geliştirme etabı başlar. Daha sonra klinik öncesi ve klinik testler. Burada yine işte hayvan deneyleri vesaire gibi durumlar. Daha sonra düzenleyici tarafından onaylanır ve son olarak da ticarileşir ve klinik uygulamaları başlar. Biyomalzeme bilimi dediğimiz şey, malzemelerin biyolojik çevreyle olan etkileşimlerini fiziksel ve veya biyolojik açıdan inceleyen bilim dalıdır. İmplantlar, yaşayan bir sistem içine yerleştirilen biyomalzemeler ya da biyomalzemelerle kullanılarak üretilmiş cihazlardır. Şimdi biyomalzemelerin özelliklerine bakalım. Biyomalzemeler fiziksel özelliklerini korumalıdırlar. Toksik olmamalıdırlar. Kanserojen olmamalıdırlar. Alerjik olmamalıdırlar. Kullanım ömrü uzun olmamalı. Kullanım ömrü boyunca fonksiyonel kalmalı. Steril edilebilir olmalıdırlar gibi özelliklere sahip olmalıdırlar. Malzeme seçim parametrelerine bakacak olursak mekanik, elektrik, termal iletkenlik, difüzyon, su emme ve biyokararlılık gibi parametreleri olması gerekiyor. Daha sonra burada konak organizma tepkisi, host response dediğimiz bir başlığımız var. Bu uygulanan biyomalzeme veya cihaza karşı canlı organizmanın göstermiş olduğu lokal veya sistemik tepkidir. Yani buna örnek olarak tromboz, hemoliz, enflamasyon, enfeksiyon, karsinogenez, aşırı duyarlılık gibi alt başlıklara sahip. Organizma savunması, host defense dediğimiz bir durum da var. Bu da uygulanan biyomalzeme veya cihazı canlı organizmanın hastalık, mikrop olarak algılayıp bağışıklık sistemini aktif hale geçirmesidir. Şimdi burada bazı biyomalzeme türlerimiz var. Yani burada malzeme türü ve uygulama alanı olarak ayrı ayrı verilmiş. Mesela iskelet sistemi, eklemde, kırık kemik uçlarının tespitte kullanılan ince metal levhaların uygulama alanı olduğu yerde kullanılan malzemelerimiz titanyum, titanyum alüminyum, vanadyum alaşımları gibi. Yine aynı şekilde paslanmaz çelik, kobalt ve krom alaşımları da malzeme türlerimizden oluyor. Kemik doku maddesi için kemikte oluşan şekil bozukluklarının tedavisinde polimetil klorat ve hidroksiapatit gibi malzemeler yine karşımıza çıkıyor. Yani göz içi lensler, kontak lensler ve kornea bandajında da yine silikon kağıt, hidrojeller, silikon, akrilat, kolajen gibi malzemelerimiz bulunmakta. Biyomalzemeler, metaller, seramikler ve polimer ve kompozitler olmak üzere 4 gruba ayrılır demiştik zaten. Bu uygulamalarda kullanılan biyomalzemeleri sert doku yerine kullanacak biyomalzemeler ve yumuşak doku yerine kullanılacak biyomalzemeler olarak da iki grupta toplamak mümkün.
Ortopedik ve diş protezleri genelde birinci grup kapsamına giren metal ve seramiklerde hazırlanırken, kalp damar sistemi genel plastik cerrahi malzemeleri polimerlerde üretilmekte. Yukarıda zaten tablodan bahsetmiştik. Geçiyorum. Burada da biyomalzemelerin kullanıldığı temel tıp uygulamalarına yine geniş olarak bakılmış, geniş çerçevede bu tabloyu da eklemek istedim. Şimdi yavaş yavaş aslında konumuzun önemli noktasına, daha doğrusu daha spesifikleştiği noktaya geliyoruz. Burada vücut içerisinde kullanılan malzemelerin uygulama yerine göre yeterli dayanıma, sertliğe ve sertliğe, esnekliğe ve bu uyumluluğa sahip olması gerekmekte. İmplantların yeterli özelliğe sahip olup olmaması durumunu öğrenmek için malzeme ve cihazlar karakterize edilmeli. Bu özelliklerin yeterli görülmediği durumlarda insan ve canlı sağlığı açısından ciddi riskler oluşacaktır. Çünkü vücutla entegre olan yapılar, bu yüzden bazı özellikleri çok iyi olması gerekiyor. Yani en ufak bir şeyde ciddi riskler, sağlık açısından ölüme kadar giden sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sol tarafta güzel bir şeyimiz var, yapımız var. Proses, performans, kimyasal yapı, özellikler hepsinin kesişimi olarak da yapıdan ÇE'de karakterizasyon diyoruz. İlk olarak mekanik aşımayla başlayalım. Mekanik aşıma malzemeler mekanik, kimyasal, termal, akustik ve optik, elektriksel ve manyetik olmak üzere birçok özelliğe sahip. İmplant malzemesi olarak kullanılacak malzemelerde bu özelliklerin mekanik, mukavemet, kimyasal özellikle en önemlisi. Metaller sağlamlıkları şekillendirilebilir olmaları ve yıpranmaya karşı dirençli olmaları nedeniyle implant malzemesi olarak birçok uygulamada tercih edilirler. Metallerin olumsuz yanları ise biyouyumluluklarının düşük olması, korozyona uğramaları, dokulara göre çok sert olmaları, yüksek yoğunlukları ve alerjik doku reaksiyonlarına neden olabilecek metal iyonu salınımlarıdır. Seramikler biyouyumlulukları oldukça yüksek olan ve korozyona dayanıklı malzemelerdir. Fakat bu avantajın yanı sıra kırılgan, işlenmesi zor, düşük mekanik dayanıma sahip, esnek olmayan ve yüksek yoğunluğa sahip malzemelerdir. Homojen özellik gösteren ve kullanım açısından dezavantajlı olan tüm bu malzeme gruplarını alternatif olarak kompozit malzemeler geliştirilmiştir. Vücutta kullanılan birçok implant malzemesi deformasyona neden olacak değişik kuvvetlerin ve faktörlerin etkisi altındadır. Bunun sonucunda malzemeler zamanla aşınırlar. Özellikle kırık iyileşmesine destek ve eklem fonksiyonu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan implantlarda bu aşınma mekanik etkilerde daha fazla ön plana çıkmaktadır. İmplant materyallerinin en önemli özelliği çeşitli mekanik kuvvetleri karşı göstermiş oldukları mukavemet kabiliyeti olduğunu söylemiştik. Mukavemet malzeme biliminde bir malzemenin bozulmadan gerilime karşı dayanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu gerilimler çekme, eğme, basma ve kayma gerilimleri. Birçok klinik ortamda bu kuvvetler birlikte benzer şekilde hareket ederler. Fakat mekanik testlerin sonuçları için bu kuvvetler ayrı ayrı ölçülmelidirler. Yan tarafta çekme deneyi şematik olarak gösterimi var. Burada yük, uzama miktarı ve uygulanan mukavemet şeklinde bir zaten grafiği vardır. Çok genel olarak bilinir zaten bu. Yani temel bir şeydir yani. Bunun çalışma mekanizması olarak yapılan testler zaten. Bir malzeme bir ya da birden fazla kuvvet uygulanırsa uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak malzemede bir deformasyon oluşuyor. Kuvvet kaldırıldığı zaman malzeme eski haline geri dönmeye eğilimlidir. Basınç altındaki bir çubuğa yük uygulandığı zaman çubuğun uzamasının ve deformasyonu ölçülmesi yük deformasyon eğrisiyle olur. Bu eğriden yapının sertliği ve mukavemeti saptanabilmektedir. Yük deformasyon eğrisiyle yapının son mukavemeti, yorulmadan önceki son deformasyon noktası ve yorulmadan önce sonracı son enerji miktarı bilgilerini elde edebiliyoruz. Birim alana düşen yük miktarını oluşturduğu deformasyon test edilen numunelerin boyutu ve değişik malzemelerin mekanik özelliklerin karşılaştırılmasında da etkili. Malzemenin kuvvet altında elastik şekilde değiştirmesinin ölçüsü elastise modülü olarak tanımlanmaktadır. Şimdi elektrokimyasal bozulma bakacak olursak, biyolojik ve fizyolojik sıvılar polimerik malzemelerin degradasyonuna, seramiklerde çözülmeye ve metalik malzemelerde korozyon neden olmaktadır. Vücut sıvısında bulunan su, çözülmüş oksijen, proteinler ve çeşitli yoğunların metalik sistemlerde reaksiyonu ile kimyasal aşınmaya neden oluyorlar. Bu etki mekanik stresinin etkilerinin artmasına da neden olmaktadır. Fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istemeyen değişikliklere zarar uğrar. Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamda reaksiyona girmeleri sonucunda dışarıya enerji vermeye gerek olmadan doğal olarak meydana gelen olaydır.
İmtihanat malzemesi olarak kullanılan metalik malzemelerde sıklıkla rastlanan bir sorun olan korozif aşınma, galvanik yontulma, yarık, çukurlaşma ve intergranüler korozyon olarak karşımıza çıkmakta. İmplantlarda meydana gelen korozyon mekanizmalarının şematik gösterimi de bir sonraki sayfada verilmiş. Burada meydana gelen korozyon mekanizmaları şematik gösterimi, işte uniform olarak, uniform halde, intergranüler, galvanik, çatlak, çukurlaşma, hidrojen tahribatı, gerilme korozyonu, korozyon yorulması, hidrojen kaynak çatlaklar, boşluk, erozyon ve sürtünme olarak karşımıza verilmiş. Şimdi yüzey morfolojisine bakacak olursak da biyolojik ortamlarda kullanılan malzemelerin başarısının büyük oranda da yüzeylere bağlı. Vücuda yerleştirilen bir malzeme, vücut sıvıları ve diğer organlar ile çeşitli etkileşimlere maruz kalmakta. Biyomedikal amaçlı kullanılan metallere ve alaşımlarına yüzey işlemleri uygulanmasının gerektiğine değişik nedenler vardır. Bundan yüzey özelliklerini optimize edilerek implant ve kemik dokusu arasında sağlıklı bir mekanik bağlanmanın gerçekleşmesi, üretim sırasında yüzeyde oluşan kirliliğin ve süreksizliklerin giderilerek yüzeyin homojenleştirilmesi, kemikle tam bütünleşme sağlayacak biçimde yüzeyin pürüzlendirilmesi, yüzeyin pasifleştirilerek korozyona karşı direncin arttırılması, sertlik artışı ile özellikle aşınma ve yorulmaya karşı direncin arttırılması ve biyokimyasal olarak daha aktif bir yüzey elde edilmesi olarak sıralanabiliyor. Tüm bu nedenler sonuçta ürünün işlevselliğini artırmaya yönelik bir dizi yüzey işlemlerinin uygulanmasını gerektirmekte. Bu işlemler fiziksel sol gel, plazma işlemleri, termal ve plazma sprey, termal oksidasyon, mekanik taşlama parlat ve kumlama, kimyasal olarak da asit ve alkali ile dağlama, sıcak asitik ortamlarla pasifleştirme, elektrokimyasal olarak da elektrolitik parlatma, anodik oksidasyon, mikro ark oksidasyon olarak sınıflandırılmakta. İmplant malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılan biyomalzemenin yüzeyleri farklı yöntemlerle modifiye edilerek optimum özelliklerin fiziksel, mekanik ve uyumluluk elde edilmesine çalışılmakta. Şimdi bu testlerin yapılırken kullanılan bazı malzemelerden bahsedeceğiz. İlk olarak taramalı elektron mikroskobu SEM'den bahsedeceğiz. İmplant malzemelerin mikro yapısı, morfosu ve bileşimi SEM tarafından analiz edilebilmekte. SEM'de yüksek enerjili elektronlar numune ile etkileşerek elektron ve foton sinyalleri oluştururlar. Farklı açılarda saçılan elektronlar dedektör tarafından toplanıyor. Toplanan sinyalleri mikroskop yazılım ve işlenme sonucunda görüntüler elde ediliyor. İkincil elektronlar malzeme topografisi ve geri saçılan elektronlar atom numarası ve kontrasta bağlı atomik kompozisyon hakkında bilgi vermekte. Ayrıca EDS dedektörüyle noktasal, çizgisel veya bölgesel nitel ve nicel analiz ile elementlerin dağılım haritalaması yapılabilmekte. Profilometreye baktığımız zaman genel olarak katı aldaki malzemenin yüzey pürüzlülüğünü, yüzeye temas eden farklı çaptaki elmas ucun numune yüzeyinde hareket etmesi vasıtasıyla ölçen cihaz. Başlıca özelliklerine bakacak olursak iki boyutta çizgisel yüzey pürüzlülüğünü ölçebiliyor. Üç boyutta yüzey topografisi yardımıyla ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçme ve yüzey haritasını çıkarabilme özelliğine sahip. İnce filmlerin kalınlarını, derinliğini ve gerilimlerini ölçebiliyor. Aşınma, çizik testi ve GDOS izlerinin derinlik, alan ve hacim gibi hesaplarını yapabilmesi özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Tribometreye bakacak olursak da aşınma cihazı olarak bilinir. Yani tribometre cihazında katı halde metal, seramik, polimer, kompozit, kaplama gibi malzemeleri aşınma deneyleri yapılabiliyor. Aşındırma işlemi farklı türde iki tip başlık kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bunlar birincisi salınım hareketi yapan lineer tipte hareket eden başlık. İkincisi ise dönme hareketi yapan başlık. Aşınma cihazında deney sonucunun numunenin ortalama sürtünme katsayısı, aşınma oranı burada bahsetmeye çalıştığım şey profilometre vasıtasıyla aşınma izlerinin alanı ölçülüyor ve bulunan değer tribometrenin yazılımına giriyor. Ve kullanılan bilyenin aşınma oranı burada bilye çapı mikroskoptan ölçülüyor ve bundan değer tribometrin yazıma giriliyor. Bu şekilde de tespit edilmiş oluyor. Şimdi potansiyostatlar ve galvanostatlara bakacak olursak da elektrokimya, akü ve yakıt hücresi testi, korozyon kontrolü, voltometri, biyomedikal araştırma, yüzey gönderme ve ilgili uygulamalarda kullanılan elektrokimyasal cihazlardır. Diyotlar bir çalışma elektrodu ile referans elektrot arasındaki potansiyeli sabit bir yerde tutmak için kullanılıyor. Galvanostatlar ise bir elektrolitik hücre boyunca sabit bir akım akışı sağlamak için kullanılıyor. Potansiyotlar
Rheostatlar sayesinde referans elektrodundan gelen sinyal giriş akımını güçlendiren fakat voltayı sabit tutan bir empedans transformatöründen besleniyor. Tampon bir giriş direnci ile sabit statik yüklerden korunuyor ve bir kondansatör içsel gürültüyü azaltıyor. Potansiyotlarda olduğu gibi galvanostatlar da düşük geri besmeli elektronik amplifikatörler olarak işlev görüyorlar. Basit bir galvanostat seri bağlanmış bir direnç ile sabit bir voltaj üretiyor. Sabit bir akımın bir yük boyunca akışını zorlamak için bu direnci yük direncinden kayda değer şekilde daha yüksek seviyelerde çalışması gerekiyor. Daha karmaşık bir galvanostat birkaç amper ile birkaç amper arasındaki sabit bir akımı besleyebiliyor. Şimdi sertlik konusuna başlayacağız. Sertlik konusundan önce genel olarak bir zaten şeyden bahsedelim. Bizim bu dayanım özelliklerini belirlemek için ipratlarımıza genellikle çekme batma testleri uygulanıyor ve buruma deneyleri de buruma momentine malzemede yapılan uygulamalardan. Sertliğe baktığımızda sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye, çizmeye, kesme ve plastik deformasyonu karşı direnç olarak tarif ediliyor. Genellikle konik ve küresel standart bir ucun malzemeye basılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. Uygun olarak seçilen sert uç, uygulanan yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Malzemenin sertliği bu izin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Yani şimdi sertliği ölçme yöntemleri kabaca 3 gruba ayrılabiliyor. Bunlar malzeme üzerinde sert bir cisim ile çizerek yapılan sertlik deneyleri, yani malzeme sert bir cismi kuvvet altına batırmak suretiyle yapılan sertlik deneyleri ve sert bir bilyayı malzeme üzerine düşürmek ve sıçratmak suretiyle yapılan sertlik deneyleri olarak. İlk olarak çizerek yapılan sertlik deneylerine bakacağız. Yani burada sert bir malzeme kendisine daha sert olan bir malzemeyi çiziyor. Yani daha sonra da bu faktör göz önüne alınarak bir seri mineral sertliğine göre sıralama yapılıyor. Mohs skalası olarak adlandırılan yarı kantitatif bir cetvel elde ediliyor. Batırılarak yapılan sertlik deneylerine bakacak olursak bunlar genellikle metal endüstrisinde Rockwell, Brinell ve Vickers olarak kullanılan sertlik deneyleridir. Bu deneyler belirli bir sürede belirli bir yük altında deforme olmayan bir küre veya koninin metal içinde batma derinliğinin ölçülmesiyle yapılıyor. Farklı malzemeler için değişik deney yöntemleri olup bunların sonuçları farklılıklar arz edebiliyor. Bu nedenle bir malzemenin sertliğinden söz ederken deney yönteminin de belirtilmesi gerekmektedir. Rockwell sertlik deneyine bakacak olursak, Rockwell sertlik deneyi yapılmasının çok kolay olması ve özel bir ustalık gerektirmemesinden dolayı metallerin sertlik ölçümünde kullanılan en yaygın metot. Birçok farklı skala, farklı yük ve çeşitli uç kombinasyonu kullanımıyla en sertten en yumuşağa kadar tüm metal ve alaşımların sertliğinin tayin edilmesine olanak sağlıyor. Rockwell deneyleri, örnek üzerine yapılan bir seri yükleme ve boşaltma sonucunda örnek yüzeyinde oluşan derinliğin ölçülmesiyle gerçekleştiriliyor. Vickers sertlik deneyi ise deney yükü 0,025 ve 120 kilogram KGF arasında olabiliyor. Uygulama süresi 10-15 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Vickers deneyi mikro sertlik ölçümünde de kullanılıyor. En yumuşak malzemeden en sert malzemeye kadar geniş bir aralıkla sertlik ölçümü yapılabiliyor. Birinden sertlik deneyi de belli bir çaptaki bir küre şeklindeki bir bilya yüzey doğrultuda sertlik değeri ölçülecek parçanın üzerine dik olarak belli bir P kuvvetiyle bastırılıyor. Yük belli bir süre uygulanıyor. Birimler sertlik deneyinde bilyanı kaldırmasından sonra malzemede oluşan plastik şekil değişimi sonucunda yüzeyde küresel bir iz kalıyor. Metallerin yüzeyindeki dairenin çapı 0,02 mm duyarlılıkta ölçülüyor. Glob sertliği ve Shor sertliği olarak kullanılan iki farklı sertlik daha var. Bunlar bir malzemenin göreceli mikro sertliği. Glob batma deneyiyle belirlenebilmekte. Bunlar bir tepe açısı 130 ve 170 olan piramit şekilli elmas bir uç malzemeyle üzerine bastırılıyor. Bir boyutu diğerinin yaklaşık olarak 7 katı olan bir iz oluşuyor. Malzeme sertliği izin değerini ölçülerek bulunuyor yine. Şor sertliğinde de bu yöntemde de bir düşey tüp içinde düşürülen bir çekicin cisme çarpıp yere sıçraması ile ulaştığı yükseklik ölçülüyor. Metalin sertliği ile bu sıçrama yüksekliği orantılıdır. Şimdi biyouyumluluk konusuna geçersek, biyouyumluluk bir malzemenin vücut dokularına fiziksel, kimyasal ve biyolojik uyumu ve vücudu mekanik davranışlarda optimum uyumu olarak zaten söylenmişti. Malzemenin vücuda uygun cevap verebilme özelliğidir. Uygunluk değerlendirme işlerinin en önemli zinciri biyouyumluluk testleridir.
Yapacağım bir sisteme imdat edilmek, organ veya dokuların işlerini kısmen veya tümden üstlenmek üzere tasarlanmış biyomalzemeler, biyolojik yönden uyumlu olması, toksik ve karsinojenik olmaması, kimyasal açıdan inert ve stabil olması, yeterli mekanik kuvvete sahip olması, yoğun bir yaşama uyum gösterebilmesi, uygun ağırlık ve dansitede olması gerekmektedir. Ayrıca fiziksel, kimyasal, mekanik, termo özellikle iyi bilinmesi ve doku ve alerjik toksik karsinojenik reaksiyon vermemesi istenmektedir. Tüm bu özellikler için tıbbi cihazın üretim basamakları dikkate alınarak yapılması gereken testlerin belirlenmesi gerekmekte. Bu kapsamda geliştirilen tıbbi cihazların insan üzerindeki dokulara karşı bir uyumluluk sağlayabilmeleri ancak yapılan testler sonucunda netlik kazanmaktadır. Şimdi bu testlere bakalım. İlk olarak genotoksisite testi. Tıbbi cihazın hasta vücudunda bulunan hücrelerdeki genetik bilgi, mutajenik, kanserojenik ve teratojenik ve benzeri herhangi bir etkin olup olmaması belirleniyor. ISO standartlarına göre uygulanan bir testtir. Kan uyumluluğu testi de hastanın kan hücrelerinde hemoliz, trombus oluşumu, immün sistem olan etkileri gibi biyolojik etkileri ölçümlüyor. Bu da yine belli ISO standartlarına göre uygulanan test. Histotoksisite testi hücre ölümleri, hücre büyümesini engellenmesi gibi hastanın vücudundaki hücrelerin yaşam döngüsü olan etkilerini değerlendiren testtir. Yani ISO standartlarına göre uygulanmaktadır. İmplantasyon testi de implant kategorisine giren tıbbi cihazların implantasyon sonrası lokal etkilerin incelenmesi kapsamında yapılan testtir. Bu da yine ISO standartlarına uygun olarak uygulanmaktadır. İritasyon ve cilt sensitasyon testi tıbbi cihazın hasta vücudunda herhangi bir iritasyon ve sensitasyon reaksiyonu neden olup olmadığını belirleyen ve yine ISO standartlarına göre uygulanan testlerden biridir. Sistemik toksisite testi de tıbbi cihazın hasta vücudunda tremör, vücut ağırlığında ve vücut sıcaklığında değişiklikler gibi sistemik bir etkiye neden olup olmadığını ölçüyor. Sistemik toksisite testleri ISO standartlarına göre uygulanıyor. Malzeme ve kimyasal karakterizasyon testi de kombine tıbbi cihazların veya cihazın hasta vücuduna sistemine sızdırabilecek maddeler varsa maddelerin tanımlanması ve güvenliği araştırılması için yapılan testlerdir. Bu testler de yine ISO standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Benim sunumda kullandığım kaynaklarım bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı.